Şimdi üç ağzını böyle açtık. Şunda iyi bir şey aldım, tamam. Açık hepsi. İkisi de açık. Şimdi bir daha çalıştıralım. Az gazda. Normal gazda ne kadar oluyor? Tam gazda görelim. Şuradan hemen ona getirdik. Şurada start stop var. Azıcık gaz verelim. Yani çalışırcık diye çekmeye gerek yok. Çalışıp durmuştuk. He? Açık. En düşükte verdi. En düşükte verdiği su bu. Tamam, dedem şimdi gazlayacak. En düşük suyu bu. En yavaş çalışırken. Evet, dedemiz orada. Gazı verecek. Çek dede. Evet, geldiği için geri gidiyorum mecbur. Tamam değil mi? Son. Evet, daha var, sonu gelmedi. Siyah bakın. Sen son ver, başka varsa. Son mu? Bir daha bir ton aldı. Aynen, bayağı bir su fışkırıyor gördüğünüz gibi. Gayet iyi yani, elhamdülillah. Basınçlı zaten o, yani ucunu tıkadığımız zaman daha da hızlı bir şekilde akabiliyor. Evet. Furkan'cığım, çalıştırırken şurada gaz yeri var. Daha doğrusu şöyle. Şu benzin yeri, bu burada olmadı mı çalışmıyor. Şu cikle başlangıçta buraya getiriyorsun. Çalışınca hemen buraya getiriyorsun. Şu gaz. Sonra şuradan da açma kapama var. Bunu kapattın mı komple kapanmış oluyor. Yine bu şekilde akıtıyor en ufak da yani hepsini. Şöyle. Evet, oradan iki hortumumuz da buraya geliyor. Bir tanesi şu şekilde. Efendim? Ha, karşıya koyayım, tamam. Bir tanesi şöyle çama koyalım. Biri burada, diğeri de orada bakın. İkisini yan yana koyalım hatta. Götüreceğim oraya. Yani iki hortumumuz böyle akıyor. Bir tane karşıya akıyor. Bir tane de az önce gördüğünüz az akan vardı. Gayet güzel ya. Memnunuz ya. Susuzluktan sonra bu kardeşimiz biraz susuz kalmış. Ona da suyu verelim. Hatta yukarıdan verelim de. Suyu çekmesin diye. Bu da çekirdeksiz üzümümüz. Manisa Akhisar'dan aldık. Getirdik. İnşallah burada güzel bir şekilde büyüyecek. Bağladım dedi. Hı, bağladım. Bugün bahçe bloklarında sulamanın ikinci gündeyiz. Yeni almış olduğumuz motorla. Şurada görmüş olduğunuz damlamalar yeterli miktarda damlatmadı dün tabii ki. Biz bazılarını elle de suladık. Hortumları, yani 3-4 tane hortumumuz vardı boşta. Onlardan direkt çeşmeden akar gibi ağaçları ayrıca suladık. Şimdi hem kalan ağaçları o şekilde suluyorum. Hem de bir taraftan damlamalardan belirli oranda ağaçlara yine su akmış oluyor. Bugün birkaç saat suladıktan sonra inşallah Ağustos ayında güzel bir şekilde sularını almış olacaklar. Önümüzdeki sıcaklardan da etkilenmeden inşallah bir 15 gün sonra da kardeşim sulamış olacak. Evet, motorumuz orada. Yine en düşük devirde çalışıyor. Bu sefer 3 tane vanasını kullandım. Arka taraftaki vanamız şu an kullanılmakta. Burada şu arka sıradaki damlamalar yine aynı şekilde damlatarak devam ediyor. Ama ben 2 tane de o kalan 3 hortumdan ikisini bu şekilde harici olarak suluyorum. Arkaya kadar işte 5'er dakika veya 3'er dakika süreyle değiştirerek inşallah götürmüş olacağım.
Ve görüyorsunuz bazıları gaze gayet güzel damlatıyor zaten. Dün fazlaca açmış olduklarımız. Arkaya kadar gidiyor bu damlama sistemi. Biz de inşallah en son kısma kadar bu şekilde hortumlarla götürmüş olacağız. Dün 3 saat kadar çalıştı bizim motorumuz. Alakarsu diye bir motor markası üzerinde yazıyor. Çin'de üretilen bir motor. Yani saatte 1 litre falan harcıyor. Biz gerçi dün çok gazlı kullandık. Çünkü başlangıçta bir hata yaptık. Motor aşağıdan su çekmiyordu. Su alma yerindeki filtrenin ağzına bir bez parça bağlamıştık. Filtreli bir şekilde su gelsin diye, ama o çok mümkün olmadı. Yeterli suyu çekemedi oradan. O şekilde yine ara ara videolarla devam etmiş olacağız. Evet, şimdi dedem aradığı için yarım kaldı. Umarım o videoyu kaydetti. Şimdi en sona geldik. Şu adamın deliği yoktu. Onu düz elle suladı dün de bugün de. Buradakilerden itibaren şöyle hafif deliklerde kayma olsa da şu şekilde adam gayet güzel bir şekilde akıtıyor. Yani en sondaki durum bu. Teyleyip getirdiğimiz için gayet güzel akıyor yani. Ağaçlarımızın hali bu. Babam merak ediyordu. Güzel yani, gayet gelişimleri falan. Ondan sonra kapının önünde iki tane Mustafa Emin'inkine benzer ağaç vardı. Onlar biraz sıcaktan hafif etkilenmiş gibi, bazı yaprakları hafif kızarır gibi olmuş. Öyle görünüyor. Güzel bir şekilde hepsi akıyor elhamdülillah. Yani burası evden en uzak olan nokta zaten. Yani basınçlı olunca yine idare ediyor, ama büyük boruyla getirebilsek biz buraya kadar daha iyi olacak. Yani basınçlı olunca makine orta, yani en düşüğün biraz üstünde, orta gazda falan çalışıyor. Tamam, onunla da yani saat başı 1 litre doğru düzgün yakmıyor, ama tam gazlarsam herhalde 1 litreye falan geliyor. Yani saat 7 liraya falan geliyor.